Aren TV'den hepinize merhabalar. İki haberle karşınızdayım değerli dostlar. Haberlerimizi peş peşe sizlere aktaracağız. İlk haberimiz bugün TBMM'de partilerin grup toplantıları vardı. Bu grup toplantılarından biri de CHP'nin grup toplantısıydı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin grup toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada özellikle partimize Demokrat Kürt seçmenler geldi dediği anda CHP sıralarından alkışların yükselmesi dikkat çekiciydi ve bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. İkinci haberimiz de değerli dostlar bir anket yayınlandı. Özellikle seçimlerden sonra bu yayınlanan anketin sonuçları dikkat çekici ve çarpıcı. Ankette AKP ve MHP tepe taklak durumda diyebilirim. CHP ve DEM Parti de yükselişte değerli dostlar. CHP özellikle fark atarak Türkiye'nin genelinde birinci parti konumuna oturmuş görünüyor. Bu anket sonuçlarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk önce bugün TBMM'de düzenlenen CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmayı beraber izleyelim değerli dostlar. Genel başkandan en yeni üyeye kadar her birimiz şu sorumluluğu omuzlarımızda hissetmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bir çağrıda bulundu. Siyasi partilerle ittifak yapamadık. Ancak ittifakı milletin vicdanında sandıkta yapmaya çağırdık. Renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan, adını ülkemizden alan Türkiye ittifakıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden bir büyük mütabakatı, bir büyük ittifakı sağladık. Cumhuriyet Halk Partisi, bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbirimizin tapulu malı değildir. Bu partisi baba ocağıdır. Evi orada dediği çayı demlidir, çorbası kaynar, bacası tüter dediği, başım sıkışırsa dönebilirim dediği bir yerdir. Baba evinin tapusu ne bendedir, ne benden önceki genel başkanlarımızdadır. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Baba evine biz çağırdık. Liberal demokratlar geldi. Baba evine biz çağırdık. Solun tüm renklerinden destek geldi. Sosyal demokratlar zaten oradaydık. Aslan sosyal demokratlar. Ama baba evine milliyetçi demokratlar geldi. Yakasında olmasa gönlünde gözünde güneş olan, yakasında güneş olan iyi insanlar geldi. Baba evine MHP'nin kayıtsız şartsız desteğinden bu kadar zulme, bu kadar açlığa, bu kadar yokluğa bıkmış ülkücüler, Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan ve halamdan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine onları ötekileştirmeyen, şeytanlaştırmayan, onları şeytanlaştıran, hedefleştiren, dile teslim olmayan, en zor günde hükümetin arkasına hizalanmayıp doğru bildiğini söyleyen bizlere güveniyle Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini bir diğerinden ayırmadan hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Çünkü Türk
Türkiye İttifakı milli takım gol attığında sevinen, ayağa kalkan herkesi kapsar. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu olmuş. Bayrak göndere çekiliyor. İstiklal Marşı okunurken kızlarımız ağlıyor. Türkiye ağlıyorsa gırtlağa düğümlenen herkesi kapsar. Ve birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz, yanlarında değiliz, onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Evet değerli dostlar, CHP'nin genel başkanı Özgür Özel doğru söylüyor. Demokrat Kürt seçmen bu sefer CHP'ye açık bir çek verdi. Daha önce hatırlanacağı üzere sistem partilerine defalarca Demokrat Kürt seçmenler açık çekler verdi. Bu partilerin başında da şu an iktidardaki AK Parti geliyor. AK Parti'ye Demokrat Kürt seçmen açık çek verdi ama maalesef Kürt seçmene baskı, zulüm, ötekileştirme, şeytanlaştırma, hapis ve cezaevi olarak geri döndü. Özgür Özel umarım şu söylediklerinin arkasında durur ve muhafazakar Kürt seçmenin bu açık çekini olumlu bir yönde kullanır diyerek şimdi de sıradaki haberimize geçelim değerli dostlar. Sıradaki haberimiz bir anket haberi değerli dostlar. En başta belirttiğim gibi seçimden sonra yeni anket hangi parti birinci çıktı başlığıyla T24'ten aktarıyorum sizlere. Türkiye raporunun aboneleri için yaptığı milletvekili anketine göre CHP %35.2 ile birinci parti çıkıyor bu ankette. Türkiye raporu bu ay içinde yapılan anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre bu pazar milletvekili seçimi olsa sorusuna verilen cevaplar sırasında CHP birinci parti yer alıyor. AKP'nin %30'un altına düştüğü ankete kararsızlar dağıtılınca ortaya çıkan oy oranları şu şekilde. CHP birinci parti olarak %35.2 ile ilk sırada ve AKP'ye 6 puan fark atmış durumda değerli dostlar. Ve bu da CHP tarihinde belki de bir ilk diyebiliriz ve bu bir ilklerden. CHP bu siyasetini ve bu yapıcı ve kucaklayıcı siyasetini devam ettirirse ki seçim süreçlerinde özellikle Afyon Karahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Kürk'ün açıklamalarına göre muhafazakar Kürt seçmen CHP'ye belirttiğimiz gibi açık bir çek verdi değerli dostlar. Umarım CHP bu siyasetine devam eder ve bu tür söylemleri yapanlara en azından bir yaptırım uygular. Çünkü Afyon Karahisar Belediye Başkanı'na herhangi bir yaptırım uygulamadı. Sadece sözde birkaç tepkiyle geçiştirildi. Bunu da hatırlattıktan sonra bu anketin ikincisi olarak AK Parti çıkıyor. AK Parti bu ankette %29.8 oy oranıyla neredeyse tepe taklak oy oranını düşürmüş gözüküyor AK Parti değerli dostlar. Ve bu da bu seçimlerle beraber konuşulan AK Parti için sonun başlangıcı mı sorusuna aslında bir yanıt olabilir ve AK Parti için sonun başlangıcı olabilir değerli dostlar. Bu ankette iki tane sürpriz var. Bir, CHP'nin oy oranlarının yükselmesi. İkinci sürpriz de DEM Parti %10 barajının üstünde değerli dostlar. Anket sonucuna göre DEM Parti'nin oy oranı 10.5. DEM Parti bir önceki seçimde %9 civarında 8.86 olması lazım oy oranı almıştı. Bu seçimlerden sonra DEM Parti girdiği belediye seçimlerinde aslında güç kazandı ve bu anketle beraber DEM Parti'nin oy oranı %10.5. Daha önce özellikle tipe kayılan oylar ve tipe geçen oylar DEM Parti'de toparlanmaya başlanmış gözüküyor bu anket sonucuna göre. Dördüncü parti de MHP bu anket sonucuna göre MHP'nin oy oranında da düşüş var değerli dostlar AK Parti ile beraber. MHP de 7.7 olarak çıkıyor bu anket sonucuna göre.
Bu ankette yeniden Refah Partisi son yerel seçimlerin oy oranını yakalamış gözüküyor ve yeniden Refah Partisi 5.7 oy oranına ulaşıyor bu anket sonucuna göre. İYİ Parti'nin oy oranında bir çakılma var. İYİ Parti %4'lerde kalmış bu anket sonucunda. Zafer Partisi biraz yüksek çıkmış bu anket sonuçlarına göre ama Zafer Partisi her ankette yüksek çıksa da seçimlere yansımıyor ve oy oranlarına yansımıyor diyebilirim. Zafer Partisi'nin oy oranı da bu anket sonucuna göre 3.4. TİP değerli dostlar 0.9'da kalmış ve TİP son yerel seçimlerle beraber halkın tokatını yedi diyebilirim ve TİP artık siyasetini değiştirmeli ve tekrar bu politik alanı gözden geçirip şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Kürt seçmenlerine yaklaşarak tipin bir yere varamayacağını anlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer olarak bu anket sonucuna göre 2.9 oy oranı çıkmış diğer partilerin toplamı olarak değerli dostlar. Evet değerli dostlar, anket sonucumuz da bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.